Bir gün bakıyor ki kalabalık bir topluluk dağa doğru gidiyor. İmam soruyor, nereye gidiyor bunlar? Diyorlar ki bunlar Hristiyanlardır. Bunların şu dağdaki mağarada büyük bir din adamları var. Ona çok saygı duyarlar. Ona çok hürmet ederler. Senede bir gün onun ziyaretine giderler. Senede bir gün. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bu topluluğun arasına karışıyor. Bu toplulukla beraber mağaraya gidiyor. O alimin var olduğu mağaraya gidiyor. Hristiyan alim kendisini ziyarete gelenlere şöyle bir bakıyor. İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın kıyafetinden onun Hristiyan olmadığını anlıyor. Ve dönüp soruyor, sen bizim dinimizden misin yoksa başka dinden misin? İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam açıkça buyurur ki hayır, ben Müslümanım. Hristiyanların alimi soruyor, sen Müslümanların cahillerinden misin, alimlerinden misin? Cahillerinden misin, alimlerinden misin? İmam Muhammed Bakır aleyhisselam buyuruyor ki elhamdülillah cahillerinden değilim. Elhamdülillah cahillerinden değilim. Burada da bir mana var. İmam elhamdülillah alimlerindenim demedi. Neden? Çünkü alimlerindenim kelimesinin içerisinde, cümlesinin içerisinde biraz böyle kibir var. Beğenme var insanın ki imam bakın tersini söyledi. Yani o cahil tarafını söyledi. Elhamdülillah cahillerinden değilim. Evet, konumuza gelelim. Dedi ki ben mi sorayım sen mi soracaksın? İmam Muhammed Bakır aleyhisselam buyurdu sen sor. Bu Hristiyan alim sordu. Ne gece ne de gündüz olan saat hangi saattir? Yani bir saat var ki 24 saatte o zaman, o vakit ne gecedir ne de gündüz. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam buyurdu ki şafak ile güneşin doğması arasındaki zaman. Şafak ile güneşin doğmasındaki arasındaki zaman ne gecedendir ne gündüzden. Dolayısıyla ona ne gece denilir ne gündüz denilir. Bu saat cennet saatlerindendir. O vakit cennet vakitlerindendir. O zaman cennet zamanlarındandır. Bu saatte bizim hastalarımız uyanır. Dertleri sakinleşir. Gece yatamayan bu saatte uyur. Bu cevabı verdi. Hristiyan alim dedi ki doğru dedi. Verdiğin cevap doğrudur. Hristiyan alim sordu. Cennette olanlar yerler, içerler ama onların idrarı ve dışkısı yoktur. İdrarı ve dışkısı yoktur. Cennette her şey temizdir. Her şey temiz. İdrar necis. Dışkı necis. Hristiyan alimi sordu. Cennette olanlar yerler, içerler ama onların dışkısı yoktur. Bu dünyada bunun bir örneği var mı? İmam Muhammed Bakır aleyhisselam buyurdu ki bu dünyada bunun örneği anne rahmindeki cenindir. Anne rahmindeki cenin anne rahminde beslenir ama onun idrarı ve dışkısı yoktur. Anne rahminde ter yolu ile idrarını ve dışkısını gidermiş olur. Ter yolu, terleme ile. Ter necis mi? Necis değil. Cennettekiler de böyle. Evet. Hristiyan alim sordu. İki kardeş vardır. Bunlar ikizdirler. İkiz. İki kardeş. İkiz iki kardeş. Aynı saatte bir anneden dünyaya geldiler. Aynı saatte öldüler,
Ama ölüm anında birisi 50 yaşında idi, diğeri 150 yaşında idi. Nasıl olabilir? Bu nasıl mümkün? Aynı anda dünyaya gelmişler, aynı anda dünyadan gitmişler. Ölüm anında birisi 50 yaşında, birisi 150 yaşında. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam buyurdu ki, o iki kardeşten birisi Uzeyr idi, Uzeyr peygamber, diğeri ise Aziz idi. Uzeyr ve Aziz. Bunlar aynı anneden dünyaya geldiler. 30 sene yan yana beraberce yaşadılar. 30 yaşına geldikleri zaman Uzeyr bir gün Allah'a sordu. Bakara suresinin son ayetlerini açın bakın orada var. Kem lebiste, burada ne kadar kaldın? Lebistu yevmen evvazayım. Ya bir gün ya bir günün bir miktarı. Allah buyuruyor ki kem lebiste mi etam, sen burada tam 100 sene kaldın. 100 sene. İmam o olaya işaret ediyor, buyuruyor ki onlar Uzeyr ve Aziz idi, bunlar 30 sene yan yana yaşadılar. Allah Azze ve Celle Uzeyr'i sen ölüleri nasıl diriltirsin sorusunu sorduktan sonra öldürdü. 100 sene sonra onu diriltti. Kaç yaşında öldü? 30 yaşında öldü. 100 sene sonra Allah bunu diriltti. Dikkat edin. O 100 senelik zaman bunun ömründen sayılıyor mu? Sayılmıyor çünkü ölmüş. 100 sene sonra Allah bunu diriltti. Dirilttiği zaman kaç yaşındaydı? 30 yaşında. Kardeşi kaç yaşındaydı? 120 yaşında. Pardon. 130 yaşında. Kardeşi de 130 yaşındaydı. Ama Uzeyr 30 yaşında. Dirildikten sonra 20 yıl daha yaşadı. Kardeşiyle beraber 20 yıl daha yaşadılar. Dolayısıyla Uzeyr dünyadan giderken 50 yaşındaydı. Aziz dünyadan giderken 150 yaşındaydı. Hristiyan alimi bu cevabı da duyduktan sonra oradaki Hristiyan cemaate dedi ki bunu buraya beni rezil ve rüsvay etmek için mi getirdiniz? Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ilim sahiplerinden söz ediyor. Buyuruyor ki ilim sahipleri, ilimde kökleşenler kimlerdir bunlar? Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin ehlidir ki Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 43. ayetinde buyurur فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ Eğer bilmiyor iseniz zikir ehlinden sorunuz. Bakınız bir örneğini daha vereyim. Bir örneğini, örnekleri çok. Ehl-i Beyt imamlarının hayatında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam hakkında anlattığım bu hadisenin